Aksimetre'den herkese merhaba. Bugün birbirinden değerli konuklarım var. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Kibarlık Budalası'ndan önce Sayın Haldun Dormen, Göksel Kortay ve Hakan Altıner'le beraberiz. Haldun abi, siz çok önemli oyuncular yetiştirdiniz ve Türk tiyatrosuna çok önemli oyuncuları kazandırdınız ve onlara el verdiniz. Peki sizce sizin el verdikleriniz kendilerinden sonra gelenlere tıpkı sizin gibi el veriyorlar mı? Verenler vardır herhalde. Bir hatırladığım kadarıyla verenler vardır ama yani hepsi bize veriyor diyemeyeceğim. Ama benim görevim bu. Ben öyle yaşamayı tercih ediyorum. Yani bildiklerimi insanlara paylaşmayı istiyorum. Ve şey de bu. Hayatımın akışı da böyle gidiyor. Yani hala bu. Benim için önemli bir şey. Evet. Yönetmenliğimden de önce, oyunculuğumdan da önce hocalığım. Kesinlikle. Ben de bir dönem öğrenciniz olma mutluluğunu yaşamış biri olarak çok şanslı hissediyorum kendimi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hakan abi, ben sizinle devam etmek istiyorum. Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir tiyatro oyununun dijital ortamda yayınlanmak üzere online bilet kodu satılarak premieri gerçekleştirildi. Tiyatronun dijital platformlarda, tırnak içinde söylüyorum, gerçek manada karşılığını bulabileceğini düşünüyor musunuz? Bunun denemeleri çeşitli biçimlerde yapıldı bu pandemi döneminde. Biz de yaptık. Eski oyunlarımızı paylaştık. Birçok tiyatro bunu yaptı, paylaştı. Tabii onlar daha zor koşullarda çekilmiş işlerdi. Oysa son dönemde yapılan iş, Erdal Beşikçioğlu'nun yaptığı evet. iş, son derece emek verilen, çok ciddiye alınan, büyük bütçelerle yapılan bir rejili ve mükemmel bir çekim. Evet. O seyircinin ayağını alıştırabilir dijitale ama ayağını alıştırabilir. Yoksa tiyatro meselesi, senin de içinde olduğun bir dünya, çok iyi biliyorsun. İnsanın soluğuyla seyircinin soluğunun birleştiği yerdir. Kesinlikle. Göz göze geldiğimiz yerdir. Birlikte oynadığımız yerdir. Evet. Bir tiyatrocu meslektaşımızın çok güzel bir lafı var. Seyirciler bizim meslektaşlarımızdır diyor. Evet. Hakikaten öyle. Onlar olmadan bir oyun gerçekleşmez. Sonra insanlar, ben hep onu savunuyorum. Tiyatroya sadece iyi bir oyun seyretmenin ötesinde nedenle giderler. Tiyatro en iyi sosyalleşme yoludur. En uygar, en çağdaş sosyalleşme yoludur. Dolayısıyla yerini almaz. Ama tabii ki dijital bir çağdayız. Onun da bütün imkanlarından yararlanmak da çok doğru bir hareket tabii bence. Tabii ki artılarıyla, eksileriyle ama tabii. Katılıyorum ben de söylediğinize. Ben de katılıyorum. Kesinlikle. Bahane. Evet. Haldun abi, Türk tiyatrosunda belirleyici bir rolü olan çok önemli ödüllerin başında geliyor. Afife Tiyatro Ödülleri'ni ne yazık ki pandemiden dolayı geçtiğimiz sezon yaşayamadık. Ama onu gelecek seneye aktardık. Evet, dünyada ve Türkiye'de de zaten ödül törenlerinin bir kısmı dijital ortamda, diğer bir kısmı da yine sosyal mesafeyi kullanarak gerçekleştiriliyor. Eğer bu süreç devam ettiği takdirde siz Afife Tiyatro Ödülleri için hangi yolu tercih etmeyi biz düşünüyorsunuz? Biz de herhalde öyle bir şeyler yapacağız. Ama öyle bence mi? Yani gelecek yıl, 25. yıl oluyor bu yıl. 25. ve 26'yı birlikte yapmak, sahnede yapmak. Gerçek halka karşılamak çok daha önemli. Gönlümüzden geçen evet, kesinlikle o. İnşallah öyle yapabileceğiz. Yapamazsak da başka bir şey düşüneceğiz. Evet. Göksel Hanım, Türkiye'deki tiyatro eğitimini nitelik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben çok iyi değerlendiriyorum. Yani şimdi ortama baktığımız zaman o kadar iyi genç oyuncular yetişti ki, yani arkamızdan muhteşem bir genç, yetenekli, disiplinli bir tiyatro ordusu. Sizlerin sayesinde. Ordu geliyor, evet. Tiyatro oyuncuları, ordusu geliyor ki büyük çoğunluk müthiş. Müthiş yani. Ben gidip oyunlarını izlediğim zaman ağzım açık kalıyor. İçlerinden çoğu öğrencilerim ve iftar ediyorum. Yani büyük bir mutluluk. Ama gerçekten onlara bakarak Türk tiyatrosunun geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyorum. Ben 57 yıllık tiyatro yaşamımda hep Türk tiyatrosunun yurt dışı, yani bizim çok önemli oyuncularımızın yurt dışına açılmalarını hep düşledim. Ne yazık ki olmadı ki işte muhteşem oyuncularımız vardı. Ama bundan sonra nitekim başladı yavaş yavaş dizilerde. Sevilen oyuncularımız var yurt dışında da. Oradan teklifler alıyorlar. Kendilerinde şimdi çok iyi yetiştiriyorlar. Onun için çok ümit verici bir durum doğrusu ve bizi çok mutlu ediyor. Biz açılmadık, biz yurt dışına açıldık, sen de vardın. Açıldık, evet, ama biz gerçekten çok önemli işlerimizden biridir diye ben düşünüyorum. Biz iki kere yurt dışında, birincisi Dormen Tiyatrosu olarak,
İkincisi de Haldun Dorme'nin oluşturduğu İstanbul Tiyatro grubu olarak iki oyun gerçekleştirdik. İkincisi dünyada ilk defa yapılan bir şeydi. Birincisi bir müzikaldi, çok başarılı oldu. Londra'da oynadık. İkincisi bir ay İngiltere'de turne yaptık ve bu dediğim gibi ilk defa oluyordu. Yani ana dili İngilizce olmayan bir tiyatro topluluğunun İngilizce oyun oynaması. Hepimiz İngilizce pırıl pırıl. O zaman hepimiz genciz tabii. Sene 1978 genciz ve büyük yankı aldık. Türkiye'yi çok güzel tanıttığımıza inanıyorum ben. Öyle düşünüyorum. Ödüller aldık. Hemen hemen her 4 ayrı kentte oynadık. Londra dahil olmak üzere. Ve her gittiğimiz kentte eleştiriler müthiş ve her gün işte önemli gazetelerin orta sayfasında birimizin resmi çıkıyordu. Bu tabii bizim için çok sevindirici bir şey oldu. O yıllarda dediğim gibi ilk kez yapılmıştı bu. Şimdi var galiba diye düşünüyorum. Ama bizim için çok büyük mutluluk oldu gerçekten. Haldun Dorme'nin sayesinde. Her ikisi de onun sayesinde oldu yurt dışına açılmamız. Haldun abinin zaten Türk tiyatrosuna katkıları yani... Hiç tartışmaz. Bence Türk tiyatrosunun en önemli dev çınarlarından biridir. Ve sağ gölgesinde nice genç tiyatroları, tiyatrocuları ve tiyatroları barındırmıştır. Ve benim kanım, şahsi kanım, Haldun Dorme'nin adı Türk tiyatro tarihine altın harflerle yazılmaktır. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederim, sağ olun. Haldun abi. Haldun Dorme'nin hayatı bir müzikal olarak sahneleniyor olsaydı türü ne olurdu ve Haldun Dorme'ni hangi oyuncunun canlandırmasını isterdiniz? Ben kedi oymak isterdim. Evet. Hala yüzün kuvveti beniz de. Değil mi Hakan'cığım? Gayet %100. Peki Hakan abim. Buyurun efendim. Hakan Altıner'in hayatı bir tiyatro oyunu olsaydı evet. Bu oyunun türü ne olurdu ve kimin yönetmesini isterdiniz? Bu oyunun türü duygusal komedi olurdu. Ve tabii ki Haldun Dorme'nin yönetmesini isterdim. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de seve seve yönetiyordum. Sağ ol. Peki birazdan oyun başlayacak. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel başlayamayacak çünkü biz geç kaldık. Eyvah. Bugün biz teşekkür ederiz. Kibarlık Budalası'nın 655. oyunu. Aynen. Nice 655. oyunlara diyorum. İyi ki varsınız. Çok kıymetlisiniz. Seviyorsunuz. Seviyorsunuz. Tabii ki seviyoruz. İyi seyirler. Yani başlayabilirsek seyredersiniz. Eyvah. Buradan lafı da yedik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.